Evet yani e, bilmiyorum ama Nagihan bana burada komple hatalı geliyor. Hatta şöyle diyeyim. Bence Nagihan'ın eğilip kalkması bile başa dönmesi ve tekrar edilmesi gereken bir durum. Çünkü orada bir avantaj sağlıyor. Ya yani O zaman şöyle diyeyim. Orada Nagihan düştü. Aynı yerden devam etsin. E burada da eğildi bir avantaj sağladı. Aynı yerden devam etti. Bana mantıksız geldi. Nagihan de... orada başa dönmesi lazım ve evki dönmemesi lazım. Devam etti diyelim. Böyle bir şeyi gören kenardan herhangi bir rakip oyuncu ya da bütün bench bunu prodüksiyona söylemekte, bununla ilgili o an itiraz etmekte, gördüğünü iletmekte özgür değil mi? Özgür bence. Özgür. Burada Hikmet istediği tepkiyi verir. Ama bu şeyi sevmiyorum ben. Şimdi Hikmet'in adı çıkmış 9'a inmez 8'e. Herkes Hikmet'i mimlemiş. O bir şey diyor, hiçbir şey demiyorlar. Başkası şey her şeyi diyorlar, başkası yapınca kimse sesini çıkarmıyor. Şekil A1 Nisa'da gördüğünüz gibi. Bir sonrakinde birazdan konuşacağız. Hı hı. Yani bu hikmetin de evet kendi getirdi buraya bu halini. Ama bu kadar da böyle her anda vurun abalıya vurun abalıya bence olmaz. Burada Nağyan komple hatalı söylediği sözler, sinkaflı kelimeler. Sanki sinkaflı kelimelere Nagiyen değil de hikmet etmiş gibi bir de üste çıkma çabaları. Oyunda hata yapmışsın. Hikmete laf etmişsin. Hikmet herkes ben de olsam ben de itiraz ederdim. Üstüne bençe şey içiyorsun, Hikmete bir çuval daha laf ediyorsun. Hikmet neredeyse özür dileyecek alta girecek. Hala etmeye devam ediyorsun. Bence Nagiyen için e, dün kötü bir gündü. Yani benim düşüncem bu. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz ama ben bana haksız geldi. Hikmet burada yine... E, sakin kalmış ve oyun anlamında da itirazında yüzde yüz sonuna kadar haklı. Ya sonrası neler yaptılar ya tünelin yerini yanlış söyleyenler oldu. Aynen. Ya da işte şunu yapmadın diyenler oldu. Adem falan böyle şaşırdı mesela. E bunlar yürürken git, sağ gitti. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Hikmet'in kararını yani 5 kişiye izlet belki dördü tekrarlar şey e, Nagia'nın şeyini eğilmesini. Ya da bir üçü de şey der yani ortada tartışılacak diye. bir durum yani. Herkes bağırıyor eğildi diye herkes bağırıyor orada. Neden evet. sadece mesela Hikmet'le diyaloğa girip de Hikmet'e karşı bir tepki göstermeyi seçiyor Nagihan? E çünkü, çünkü adam seçiyor şey e, yapıyor çünkü yani Hikmet, Hikmet e Bu zamana kadar hani hep her şeyde Hikmet bulunduğu için işte kızdırmalarda karşı takımla oynamada yanlış bilgilendirmede ya da işte birileriyle sataşma uğraşma anlamında Dediğin gibi adı çıkmış 9'a inmezse bize bir yerden ya. bir ses çıksa kesin hikmet yapmıştır Evet. diyebilecek konumdalar şu anda yarışmacılar. O yüzden de bence burada hiçbir şey yoktu. Ee, Nisa'nın Adem'e bağırması işte sağdan soldan diye böyle Adem'in orada kalması. Sonra gelip Nisa'ya hani hiçbir şey demedi köfte seni bak beni kandırıyordun dedi. Şimdi oradaki sempatiye bak. Bir de hikmete karşı olan tutuma bak. Yani bana çok enteresan geldi. İşte, Mesela Adem, hı hı. hikmet Ademe bunu yapmış olsaydı, Nisan'ın yaptığını yapmış olsaydı, Adem'in tepkisi de bence farklı Belki olurdu. Belki kavga çıkardı orada. ya yani o yüzden bence kişiye göre davranmamak lazım. Ha, aralarındaki diyalog farklı olabilir, arkadaşlıklar farklı olabilir. Ee, ama yine de orada ben de olsaydım, ben de itiraz ederdim. O da bir refleks. Hani Nagihan nasıl diyor? Ben eğildim refleks diyor. E, yarışmacılarınki de refleks. Eğildi diye prodüksiyona bağırmak bu da bir reflekstir. İtiraz edip belki oyunu durdurmak istiyorlar. Dokunulmazlık oyunu. Onlar da canla başla savaşıyor orada. Evet. Gelelim Kemal abiye. Ben modayı severim. Ama fazla da onunla hareket etmem. Bana yakışanı giyerim ben. Bana gömlek yakışıyorsa gömlek giyerim. Pantolon yakışıyor. Güzel bir görüntü olur. Bu senenin modası Gördüğüm kadarıyla, dışarıda izlediğim kadarıyla kadınlarda turuncu, yeşil ağırlıklı böyle cıvıl cıvıl renkler var. Yanlış mı söylüyorsun? Doğru. 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 Takip Öyle mi? ederim. Evet. Takip edin. Yeni, yeni, yakında da Doya Doya moda Aynen. programımız başlıyor. Onlara da selam olsun. Ha, takip ediyorum. Evet. Ee, onu da söyleyeyim. <laughs> Jüride bir kişilik hoş yer <laughs> varmış. Ona da selam olsun. Selam olsun. <laughs> Şimdi bu sene bir yeni moda çıktı. Dominik'te. Hikaye yaratıyorsun. Hayır. Yanlış olduğunu biliyorum ama. Ya bu nasıl bir moda arkadaşlar bu moda ne biliyor musun üstünü başı yırtık pırdık içinde ama moda ya giymem ben onu ben onu giymem bana yakışmaz o senin bir duruşun var ya bir duruşun var bir karakterin var yanlış mı yapma o yanlış yapmışsa sen de onu yapma yan yam dün bunu yaptı Atakan 2 evet yanlış olduğunu ben... biliyorum Sanki Nagihan'ı savunacaksın diye beklemiştim. Burada savunulacak bir şey yok abicim. Evet. Savunulacak bölüm orada. Ters köşe yapmışsın konseydi. o zaman program başlamadan Savun... önce. Bak konseydi, evet, konseyde ama. savunulacak. Sonuna evet. kadar da savunuyorum. Akşamda da Nagihan'ın ben izleyelim bakalım. Boş yere söylemediğine inanıyorum böyle Şahitlerim var. Kerem e ama Sinan. izleyelim bakalım. Bakalım. Görüşürüz. <laughs> ama haklı. <laughs> evet. Burada Nagihan hatalı. Evet yanlış yaptım biliyorum ama e, yaptım. E o zaman yapmayacaksın. Yanlış. Hikmet gerçekten burada sonuna kadar haklı. Bir kişi itiraz etmiyor ki. Herkes itiraz ediyor. Herkes konuşuyor. Evet ben de şimdi ağlanıp diyorum ki. Nisaya davranışınla Hikmet'e davranışın bir mi? Değil. Canım cicim. Aslında o ilk oyundan sonra Hikmet'e de canımlı cicim hani lütfen rica ediyorum ben parkurdayken beni e, bana söylemlerde bulunma diye bazı söylemleri var. Tamam ama orada iyisin ama devamını getir. Ama neden bir herkes sen? birbirini orada engellemeye çalışıyor? Psikolojik anlamda da nasıl atamıyor diyorsun? Evet. E şimdi Nagihan da ben senin sesin duyduğum zaman karışıyorum diyor. E zaten olay orada ya. Hani sen X bir insandan etkilenmiyor olman lazım. O bench'teki insanlarda seni etkilemek için böyle şeyler yapıyorlar. Yani her şey açık olmak lazım gibi geliyor bana. Yarışmacıysan orada yandan kulağının dibinde de insan varsa senin tamamen olaya konsantre oluyor olman lazım. Ya yani bu sendeki eksiklik demek bana göre. Doğru. Yani birisinden etkileniyorsan bu sendeki eksikliktir. Bu bu yani e, Nagihan'ın kendiyle ilgili kaldı ki bak şunu da anlardım. Bu iki oyunda kaybetseydi o söylemlerde bulunsa senden etkilendim de o yüzden kaybettim mantığım dalırdı. Ya i̇ki oyunda kazanmışsın Nisa'ya karşı <laughs> iki oyunda kazanmışsın. Hani biraz daha yumuşak biraz daha alttan biraz daha alt perdeden konuşman gerekirken sen ne dedik biz son 2-3 gündür? Nagihan anlatılmaz derecede çok akıllıca Aklıs işler derecede. yapıyor <laughs> ve e, olayların içine girmiyor sakinliğini koruyor takıma desteğini veriyor, sayısını alıyor. Şampiyonluğa doğru da gidiyor. Uzak ana gidiyor. Hatta Bak. Hakan sen mi söylemiştin? Şampiyon olacağını düşünüp o yüzden böyle artık hareket ediyor diye. diye. Evet. diye artık çok iyi giden Burada, Burada dün onun tersi bir görüntü verdi. Yani bu agresiflik neden? Hani dün ne olabilirdi? Bir de aday olmayacaksın. Heh, bir şey bir yok oraya abi. Yani. Hani, ne olabilirdi okumak. de seni bu derecede bu işin içinde bir strese sokacak. Aday olmayacaksın, bir şey olmayacaksın. Artı zaten takımından iki kişi çıkmış. Evet. Orada kaybedilecek bir şey yok. Eğer kaybedersen senin hiç isim söyleme için durumunda yok. Daha da rahatsın. İkisi otomatikman şeye çıkacak. Evet. çıkacak. Çok da rahatsın. Yani hiç streslik bir durum yok. Ama Hikmet'e karşı bir, burada bir ön yargı. Bak net söylüyorum ön yargı. Yani Hikmet gerçekten dün şu bölümde hiçbir şey demedi. Ama diğer bölümlerine gelince, konuşmalarına gelince Nagihan'ın sonuna kadar hak veriyorum. Ama akşam izleyelim. Katılıyorum. Katılıyorum. Yani bu sefer yaramadı mı bu? Ne? Bu olay. Yok, yara yok. Yarıyor. <laughs> Nagihan bir şekilde bir şekilde kendini ön plana çıkartıyor. Bak <laughs> evet, ama biraz daha bu noktalarda dikkat etmesi gerekiyor. Lazım. Ya, evet, çünkü böyle eee Survivor'da yapılan olayların böyle bir ne yani sonlarda son... Son hatırlanma, son tüketim tarihi yazar ya ürünlerde. Hı hı. Bak onu da anlamam mesela. Bizde son tüketim tarihi yazıyor. Evet. Yurt dışında... Ee, üretim tarihini yazıyor. Hayır. Best before. Şu tarihten önce daha iyi. Bak şimdi bizde son tüketim ha. tarihi, onlar da best before. Bak farklı değil mi aslında? Bilmiyordum ben de. Bizde evet. son tüketim... Mesela atıyorum bir şey oluyor, bakıyoruz. Gizem diyor ki aman aman diyor. Biz Dün soyuz. bitmiş bu diyor. Açıyorum. Tertemiz abi, çaktırmadan yiyorum yani. Anlatabiliyor mi? Moda Aa. konusunda da şuna geleceğim. Moda dediğin şey abi evet. bence ne biliyor musun? Evet. Daha pahalının, bak daha pahalı olanın bir kılıf bulunup insanlara kakalanmasıdır. Net. 400 liralık bir kot düşün. Evet. Onu yırtıyorlar, yarısı yok 800 lira. Bak şimdi kotun normal hali 400, yarı kumaşı yok. Evet. 800 lira. Demek ki moda daha pahalının bir kılıf bulunup insanlara kakalanması. Ya bir daha ben kent, düz giyinirim. Şimdi, şimdi evet, orada e, gerçekten e, Alır çıkarım. Çok Neler güzel vermiyor. çok güzel seneler var. Ben 80'li yılları hayatım <laughs> boyunca unutmam. 80'ler benim hayatımın zamanıdır. Özellikle 87 yılı hayatımın en güzel yılıdır benim için. Orada şunu şey yapıyorsun. Hani giyinin, kışamını şey e, modayı takip etmeye çalışıyorsun ama gene de kendine yaşanı. Ben bazı öyle uçuk moda tasarımlarını görüyorum ki ya yok arkadaş yani bana bak para ama, ver milyon ama, ver ben onu giyemem ama şöyle bir şey aslında şimdi modacı'nın o yaptığı gösteride gösterdiği kıyafetler sokakta giyilmesi için evet, değil. değil tamam biliyorum hayal gücünün ne kadar iyi Aynen. olduğunun bir ispatı orada... Abici ondan sonra da daha giyilebilirler o hayal gücü sana ben sana de şey yapıyor işte, o hayal gücü ben, de ben bazen hayranlık da izliyorum ben yani de, ben acayip şeyler ben var yani hayalim böyle İtalya'da güzel bir şey e, moda Ay, hafta evet. müzikler müzikler falan inanılmaz yani tehlikeli. neyse konu konuyu açtı evet. yani şeyi de anlamıyorum bu adam seçme olayı biraz işte bu şey e, çok kullanılıyor da bence e, işte onun kitlesi var Aman ona dokunmayalım yanmayalım Hikmet'in kitlesi yoktur hayır Hikmet'in bir kitlesi var sokakta. Evet, katılıyorum. Hikmet'in müthiş bir kitlesi var. Ben bir şey Bak, söyleyeyim mi? Gerçekten doğru söylüyorsun. Ben mesela, bana de ki bu potada kim elenmez? Hikmet'i alırım böyle, buraya koyarım. Bitti.